Merhaba arkadaşlar. DML statement'lara devam edelim. Öncelikle taplerimizi kapatalım. Hepsini kapatalım. Şimdi öncelikle insert ile başlamıştık. Daha sonra update statement'ını çalışmıştık. Şimdi ise delete ile silmeyi öğreneceğiz. Update'e çok benziyor. Update'de olduğu gibi öncelikle var olan bir account'u bulmanız gerekiyor. Var olan bir account'u bulmanız gerekiyor. O şekilde silebilirsiniz. Size birkaç silme yöntemini göstereceğim. Birincisi şu, öncelikle bir account'u silmek istiyorum. Tek bir account. Account diyorum. Bunun adına AC diyelim. Eşittir. New. New account demiyoruz. Tabii yanlışlıkla yazdım. New account demiyoruz. Ne diyoruz? Parantez içinde select diyoruz. ID yazıyoruz. From account diyoruz. Account diyoruz. Where ID equals. Şimdi normalde biz biliyoruz, bütün accountların bir ID'si var. Bu ID'leri alabiliyoruz. Diyelim ki neyi silmek istiyoruz? En son oluşturduğumuz account'lardan bir tanesini silelim. Şuradan this week diyelim. Şunu silelim mesela. Bunun ID'sini üzerine tıklayınca şu anda siz pencerenin dışında kaldığı için adres çubuğundaki ID'sini göremiyorsunuz. ID'sini adres çubuğundan alabiliyorsunuz. Daha önce göstermiştim. Buradan adres çubuğundan alıyorsunuz ID'sini. Şu şekilde buraya kopyalıyorsunuz. Şu anda benim burada tek bir account'um var. Neden? Çünkü ID'ler benzersiz olduğu için, unique olduğu için bu ID'ye sahip başka bir account yok. O yüzden bu listenin içinde tek bir account var. Tek bir account olduğu için ben bunu liste şeklinde yazmadım. Account AC dedim. Liste yapmadım. Biliyorum ki tek bir account var. Bunu biz şu şekilde delete yapabiliriz. Delete AC derseniz bu silinir. Aynı şekilde insert, update, delete hepsini aynı şekilde kullanıyoruz. Delete AC diyoruz ve bu account'u siliyoruz. Execute diyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi böyle bir account var mı yok mu ona bakalım. New account var mı yok mu? Gördüğünüz gibi. This week'e bakalım. New account yok. Aynı şekilde 99'u da silebilirsiniz. Ya da AC 1'i silelim. Yine onun adres çubuğundan ID'sini alıyorum. Bizim where ID equals kısmına yeni ID koyuyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Sistem debug içinde bunun adını da yazabilirsiniz. ID virgül buraya name diyelim. Ondan sonra AC nokta name diyebilirsiniz. Başında şu şekilde deleted account dersek hangi account'u sildiğimizi görelim. Plus. Evet, AC name bu bizim AC'nin yani bu account'un adını almış oluyoruz. Onu sildikten sonra bir de biz sistem debug'da görelim neyi silmişiz. Execute diyorum. Bakıyorum. Sistem debug'da ne var arkadaşlar? Şu şekilde bakın. Ne var? Deleted account, new account AC 1. Evet, biz onu silmeyi hedefliyorduk. Silinmiş. Bakıyorum şu anda AC 1 diye bir account yok. Bu şekilde birinci yöntemimiz bu. Var olan bir account'un ID'sini yazıp silme. ID'sini bilerek. İkinci silme yöntemimiz şu olsun arkadaşlar. Diyelim ki ben type'ı şöyle bakıyorum. Şöyle bütün type'lar aynı. Bu şekilde yapmayalım. Şöyle yapalım. New account adı new account ile başlayan hepsini silelim. New account ile başlayan hepsini silelim. Nasıl yaparız onu arkadaşlar? Şöyle where buraya name koymamız lazım. Name. Burayı silelim. SQL derslerimizi hatırlarsanız orada
şu şekilde bir keyword'umuz vardı. Like name, like ne diyorduk? Şu şekilde. Başa hiçbir şey yazmıyorsunuz. New account diyorsunuz. New account'un sonuna yüzde işareti koyuyorsunuz. Bunun anlamı neydi arkadaşlar? New account'la başlayıp devam edin. Yani sonu önemli değil. Sonuna ne gelirse de gelsin. Eğer başında new account varsa onların hepsini alıyor. Hepsini alıyor. İsterseniz delete yapmadan önce bunun size'ına bakalım, ama öncelikle bunu liste yapmamız gerekiyor. Çünkü artık tek bir account'tan bahsetmiyoruz. Bir sürü account'tan bahsettiğimiz için AC list olarak değiştiriyorum. Şu an onu liste yapıyorum. Çünkü biliyorum ki içinde bir tane yok. Birden fazla var. İsterseniz size'ına bakalım. Size'ına bakalım. Size'ini AC list nokta size diyorum ve içinde kaç tane account olup olmadığını görmek istiyorum arkadaşlar. Bakıyorum. 125 tane account var. Yani biz 125 tane account'u bu şekilde silebiliriz. Yazıyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Delete AC list yazmamız lazım şu anda. Bir listenin tamamını siliyoruz. Execute diyorum. Sonra account'lara gelip bakıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç yok. My account'a bakıyorum. New account'la başlayan hiçbir account'umuz yok. Hepsini silmişiz. Bu şekilde de silebilirsiniz. Üçüncü silme yöntemi şöyle olabilir arkadaşlar. If else kullanarak, for loop içinde if else kullanarak öncelikle bütün account'ları alalım. Şu anda bütün account'ları aldık. Eğer delete AC list derseniz bütün account'lar silinecek. Öyle bir şey yapmayalım çünkü bizim bu account'lara ihtiyacımız var şu anda. Öncelikle bir for loop yapıyorum. For loop'un içinde account yazmanız gerekiyor. AC diye tanımlıyorum. İki nokta üst üste AC listten tek tek hepsini alıyorum. AC listten tek tek hepsini alıyorum. Şartım şu. If diyorum. Bir şartım var. Şartım şu olsun. Eğer en önde menüsü boş ise silsin. Boş değilse silmesin. O zaman şöyle diyeceğiz. En önde revenue equals null ise, eğer equal null ise, o zaman bizim bütün buradan bulduğumuz account'ları yeni bir listeye eklememiz lazım. Şu DML statement'ları kesinlikle for loop'un içinde kullanmayalım. Çok tavsiye edilmiyor. Çünkü sürekli loop yapacağı için sürekli delete yapacak. Bunların limiti olduğu için ileride problem yaşayabiliriz. O yüzden biz yeni bir liste oluşturuyoruz. Yeni bir liste oluşturarak içine new list diyelim. İçine neyi koyacağız arkadaşlar? İçine şöyle new diyorum. Ben bunun içine annual revenue'si boş olan bütün account'ları koyuyorum. Eğer annual revenue boş ise AC'yi ben nereye ekliyorum? Şu new list'in içine ekliyorum. Eğer boş ise arkadaşlar, çok önemli. Boş değilse eklemeyecek. AC bunun içine ekliyorum. Şu anda ne diyor arkadaşlar? Eğer şurada oluşturduğumuz account'ların bazılarının annual revenue'si boş ise onları bizim yeni oluşturduğumuz boş listeye ekle diyor. Ekledik. Şimdi bizim boş listemiz boş değil artık. Onu silebiliriz arkadaşlar. Neyi silecek? Annual revenue'si boş alanları silecek. Yani 4 tane silmiş olacak. Şu şekilde 4 tane account'u silmiş olacak. Execute yapalım, görelim silip silmediğine bakalım. Ne diyor? Variable does not exist. Bu şekilde bir şey yok diyor. Variable yok diyor. Başına AC yazmadık, o yüzden AC yazmanız gerekiyor. Yani AC'nin en önemlisi. Şu anda execute yapıyorum. Ne diyor? Yine aynı şey diyor. Çünkü biz bunu şeye koymamız gerekiyor. SQL'in içine koymamız gerekiyor. SOQL'in içinde bu field yoksa onu burada tanımlayamazsınız. Şimdi execute yapıyorum. Ne diyor? Delete fail. Bazı account'ların şeyleri var arkadaşlar. Onları silemiyorsunuz. Bazı account'lar bazı objelerle bağlı. Yani child ya da parent, ya birinin child'ı ya da kendi child'ları var. O yüzden onları silemiyorsunuz. Şöyle bir objektimiz var. Gidip bakalım isterseniz arkadaşlar.
Orada bir rekordun account'a bağlı olduğunu göreceksiniz. Hepsini açıyorum. Şuna bakıyorsunuz, account'a bağlı. İsterseniz account'unu S-Force olarak değiştirelim. S-Force bizim silmek istediğimiz account'ların içinde miydi bakalım. Eğer içindeyse yine silmez. Bütün account'lara bakıyorum. S-Force nerede? Evet, silmek istediğim account'ların içinde mi? Bakıyorum. En önemli lazım bana. My accounts diyelim. Evet. S-Force içinde. United Oil yapalım arkadaşlar. Çünkü onu silmek istemiyorum. Şunu değiştiriyorum. Şu anda siz execute yaparsanız problem yaşamazsınız. Çünkü account'un bağlı olduğu başka bir yer yok. Şu anda siliyor arkadaşlar. Yine silmedi. Şu anda ne diyor? Başka bir yere de bağlı. Şuna diyor. United Oil and Gas. Evet. Ona da bağlı olduğu için şey yapmıyor. İsterseniz bu kodu alalım. Bu şekilde alalım. Öncelikle yok, ne yapalım? Tekrar hata koduna bakalım. Ne diyor? United Oil Gas. Bunun da diyor bağlı olduğu bir yer var diyor. Nereye bağlı? Gezlere bağlı. Gezlere bağlı. O yüzden gezlere bakalım arkadaşlar. Gezler de neye bağlı ona bakalım. Gezler burada. Hepsine bakıyorum. Evet, burada bir sürü var. Biz bunu silemeyiz. O yüzden şöyle yapalım. Farklı bir objektten silelim isterseniz. Bu silme işlemini farklı bir objekte yapabiliriz. Ya da şöyle diyelim. Bu şekilde yaptığınız zaman siliniyor. Ama şu anda bizim silmek istediğimiz accountların başka objelerle ilişkileri olduğu için silmiyor. Ama şöyle yapabilirsiniz. Yeni account ekleyip bu kodu alalım buradan. Yeni accountlar ekleyelim. Şöyle bir liste yapıyorum. Account listesi. Bunu da tekrar etmiş oluruz. AC list diyorum adına. Yeni bir liste olduğu için bu şekilde yazıyorum. Şu anda boş bir liste oluşturmuş durumdayım. Daha sonra for loop ile bunun içine istediğimiz kadar account koyabiliyoruz. Less than or equal 100 diyelim ya da 20 diyelim. 20 tane account oluşturalım. I++ diyorum. Tek tek artmasını istiyorum. Şimdi burada bir account oluşturmam gerekiyor. Account diyorum. AC diyorum. Bunu new account olarak belirliyorum. İçi boş olan bir account bu. Bu account'un AC'nin adını name. Şu şekilde yazıyorum. New account olarak yazıyorum. Ve dışarıda plus i diyorum. Hepsine i eklesin. 1, 2, 3 şeklinde eklesin diye. Sonra ben AC listin içine bu account'ı ekliyorum. Bu şekilde ekliyorum. Ve for loop'un dışına gelip insert AC list diyorum. Bu şekilde ben 20 tane account eklemiş olacağım. Execute diyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer this week dersek 20 tane account oluşturduğumuzu görüyorsunuz. Şimdi bunları silelim arkadaşlar. Ne yapmıştık? Ne demiştik? Annual revenue demiştik. Onu önce burada bir görelim. Ona bazı değerler verelim. Öncelikle kodumuzu buraya yapıştıralım. Kodumuz böyleydi. Annual revenue boş ise silecekti. Bazılarını boş yapmayalım, dolduralım. Çünkü onların silinmesini istemiyorum. Bunu dolduralım. Bunu dolduralım. En az 5 tane dolduralım arkadaşlar. Onların silinmesini istemiyorum. Şu şekilde koyuyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bunların dışındaki hepsini silmesini istiyorum. Tekrar bakıyoruz. Öncelikle bir liste yaptık. Sonra yeni boş bir liste yaptık. Sonra birinci listenin içindeki bütün accountları for each loop'la aldık. Onların eğer annual revenue'si boş ise onları o accountları benim yeni listeye ekledim ve bu yeni listeyi siliyorum. Siliyorum. Şu anda hata veriyor mu? Tekrar veriyor. Çünkü bunu refresh yapmamız gerekiyordu. Yani şöyle. Annual revenue'si null yetmez. Çünkü başka accountlar da var. Bir de şöyle diyelim. Buraya bir de end diyelim. End diyelim. End şöyleydi.
n diyelim. N örevenüsünü bir de şeye eşitleyelim. Ne diyelim? N örevenü buraya ne desek? Çünkü diğeri counter'ı da alıyor. Eski counter'ı da alıyor. Yine silmiyor. Şöyle bir şey n örevenü like desek, like diyelim. Ondan sonra ona ne diyelim? New account diyelim. Hem başı yani new account'la başlamış olsun. Hem de end revenue'su boş olsun. Bu şekilde tanımlıyoruz. End kullanıyoruz. Çünkü iki şartında oluşmasını istiyorum. Herhangi bir tanesi değil. Herhangi bir tanesi olsa yine bizim o istemediğimiz account'ları silmeye çalışacak. Yine hata oluşacak. O yüzden böyle yapıyoruz. Execute diyorum. Şu anda çalışıyor. Unexpected token like diyor. Evet, like'ı bu şekilde kullanamıyoruz. Yine burada bir problem yaşadık. Burada ne yapabiliriz ona bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu kaldıralım buradan. Like'ı biz condition için kullanamıyoruz. Onu şuraya koyalım isterseniz. Where diyelim. Name like. Ona ne diyelim? Şu şekilde yapalım. New account diyelim. Diğer eski accountlarla hiç uğraşmayalım. New account. Sonra da %'lik işareti koyuyorum ki sonu önemli değil anlamına geliyor. Sadece başı new account ise onları alıyor. Bu şekilde biz delete yapsak problem olmayacak. Çünkü o bazı accountlar sorumlu. Yani bazı yerlerle ilişkileri var. O yüzden silmiyordu. Şu anda bakıyorum. En revenüsü boş ise silecek mi? Ona bakalım. Accounts'a bakıyorum. Hepsini sildi. Sadece en revenüsü dolu olanlar kaldı. Bu şekilde bunu da yapabiliyoruz. Yani if else kullanarak istediğimiz account'ları siliyoruz. Hepsini değil de sadece istediklerimizi silebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde delete statement'ını da çalışmış olduk. Bir sonraki videomuzda şu anda burada kalmak istiyorum. Çünkü trigger ve apex'lerle devam etmek istiyorum. Neden delete, update ve insert'ü şimdi çalıştım onu söyleyeyim. Çünkü trigger'larda çok fazla kullanılıyor. Orada kullanırken bilmediğiniz bir şeyi kullanmak istemiyorum. Yeni başlayanlar için özellikle. Bilmediğiniz şeyleri kullandığım zaman orada takılıp kalma ihtimaliniz yüksek. O yüzden ara verdim. Trigger'lara ara verdim. DMS statement'lardaki önemli olanları delete, insert ve update anlattıktan sonra şimdi tekrar trigger'lara başlamak istiyorum. O yüzden böyle bir yol seçmiş oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.